Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte akıllı saat Moto 360'ı inceliyoruz. Şimdi yanımda Aydoğan var. Aydoğancığım, bu saati de sen bize Almanyalardan getirdin. Aynen abi. Teşekkür ederiz. İlk önce akıllı saat, hani Motorola'nın ilk çıkardığı akıllı saatin bu. Hı hı. Ya da diğerlerinden üstün tarafları ne? Hani bunlardan biraz bahset. Farklı yönleri var gibi duruyor. Ya şöyle, Android akıllı saat olayına girdiğinde ilk olarak tanıttığı saat Moto 360'tı. Hı hı. Ardından LG'nin bir saati çıktı. Bundan önce tabii ki de akıllı saatler vardı ama işte Samsung kendi işletim sistemiyle, Sony de kendi uydurduğu bir işletim sistemiyle yapıyordu. Form olarak da saate bayağı benziyor bu. Tabii. Hani zaten ilk yuvarlak akıllı saat olarak Hı-hı. dikkat çekti zaten. Bir de Android Wear'ın ilk kullanıldığı akıllı saat olarak dikkat Hı-hı. çekiyor. Bu sebeple de hani biraz daha kullanışlı diğerlerine göre. Çünkü biraz daha ilerlenmiş bir şey var ve tam yuvarlak olmasıyla dikkat çekiyor dedik ama şöyle bir eksisi var. Saatin alt kısmında sensörlerden dolayı bir kesinti. Yani tam yuvarlak bir ekranı yok aslında. En azından tip olarak tam yuvarlak. Aynen. Zaten bunu yakın çekim fotoğraflarda da demek istediğimizi daha net anlayacaksınız. Bu da yeni çıkan bir ürün değil. 5 yani, Eylül 2014. Aynen, 2014. 2014 yılında çıkmış bir saat. Ülkemizde en baştan söyleyelim, satışı yok. Gelir mi gelmez mi muallak demeyeceğim. Herhalde bu saatten sonra yine sanmıyoruz. Bu saatten sonra gelmez herhalde. Neyse, tip olarak şöyle kutusunu açmakla başlayalım istersen. Aynen. Kutu olarak böyle sanki içine tuvalet kağıdını koyacaksın. Böyle bir mekana koydursun gibi duruyor kutusu. Yani tabii ki yuvarlak olduğundan da tasarımı öyle yapmışlar. Hani farklı bir tasarım anlayışı var. Direkt bizim bildiğimiz gibi o kare tasarım yerine hani yuvarlak ekranı da biraz da şey yapmak için, hani ön plana çıkarmak açısından böyle bir ekran ama kutu tasarımı yapmışlar. Aynen, saatin tasarımıyla kutunun tasarımı uyumlu yani. Aynen. Şöyle açalım. Koyduk kenara. Ben şuraya koyayım. Şu ne abi? Bu herhalde böyle mağazaya asmak için konulmuş bir şey değil mi? Yani hem mağazaya asmak için hem hani taşınabilirlik açısından mı düşündüler, niye için düşündüler bilmiyorum. Olabilir. Şöyle koyalım abi. Açar açmaz bizi direkt saat karşılıyor. Karşımıza geliyor. Saati de buradan kaldıralım. Şöyle, hatta bunu böyle koyduktan sonra önce kutu içeriğine bakalım istersen. Çıkartamadım. Heh, çıktı. Burada bir Türkçe karşılığı ne olur? Stand olur. Doku var. Dok diyelim, stand Aynen. diyelim artık. Neyse, saati bunun üzerine koyduğunuz zaman kablosuz olarak şarj Aynen. oluyor. Bunu da yakın çekim fotoğraflarına gireriz. Gayet güzel düşünülmüş. Benim hoşuma giden bir Aynen. dok oldu bu. Kendi tutuşu da kolay, hiçbir yerden kaymıyor. Altında ona özel bir şey eklemişler. Aynen. Gayet buraya hoş bir şey olmuş. Şarj aletini takıyoruz, onu da prize takıyoruz. Daha sonra da saatimiz şarj oluyor. Şurada ufak bir bildirim. Aynen. Şarj var. Olduğuna dair Aynen. ya da dolmadığına dair. Sonra çıkartalım. Şarj aleti var Aynen. içinde. Şarj aletini USB gibi ayıramıyoruz. Eski bildiğin ince uçlu Nokia şarj aletlerine benziyor. Bir ucu standart micro USB. Telefonlarımızda kullandığımız, diğer ucu Avrupa'dan geldiği için standart priz. Aynen. Kaldıralım. Bir de orada güzel tarafı uzun olması. Hani uzun tabii. Yaklaşık 2 metre var sanırım. Hı-hı. Hani normal klasikte 1-1,5 metre gibi olur. Uzun olması da saatlerimizi şimdi şeye koyarken hep komodinin üzerine, hani yatağımızın başına alabilelim diye oldukça uzun tutmuşlar. O da güzel bir detay. Aynen öyle abi. Şimdi buradan standımız çıktı. Kutunun içeriğinde çok fazla bize ilgilendirmeyen şeyler kaldı. İşte kullanım kılavuzu, garanti belgesi Aynen. gibi farklı şeyler dinlerde. Duruyor. Türkçe var mı diye bakıyorum. Yok. Yok. Almanya'dan geldi bu üründe. Nexus videomuzu izleyenler zaten muhabbeti bilirler. Şimdi Aynen. saate ince ince gelelim. Buradan böyle çekiyorum. Şuradan şöyle standart bir saat gibi gözüküyor aslında. Aynen, hani ancak uzaktan bakıldığında saat. Yani bu akıllı saatmiş gibi bir uyandırmıyor. Diğerlerinde kare bir tasarım olduğu için hemen düşünebilinir. Ama bu direkt saate, yani bildiğimiz düz bir saate yakın bir şey olmasıyla gayet güzel. Aynen öyle. Şimdi ilk bakış, hani ilk böyle gördüğüm zaman şahsen şöyle kolumda düşünüyorum. Hani benim ellerim hani büyüktür, kolum da büyüktür. Hani çok küçük minik bir insan değilim abi. Ama bunu küçük bir insan kullanabilir mi? O birazcık soru işaretleri oluşturuyor. Yani büyük saat sevmiyorsanız biraz kaba gelebilir gibi geldi. Aynen bana. Hani çünkü mesela Apple Watch'ta 2 farklı büyüklükte versiyon Hı-hı. var bu düşünülerek ama Moto 360'da tek tip var, sadece kayışları değişiyor. Kayışın Materyali değişiyor. Aynen. Zaten iki farklı tipi var materyal olarak. Bir bizim aldığımız gibi deri var. Hı hı. Bir de metal diyelim. Paslanmaz çelik diyebiliriz daha doğrusu olanı var. Onun da bir kendi içinde ince versiyonu var. O da işte dediğimiz gibi bayanlar takacağı zaman ya da biraz daha elleri küçük olanlar için. Hı hı. İki farklı versiyonu var. Bunda da sadece bir fiyat farkı var. Yaklaşık $50. 50 dolar gibi. Bunun fiyatı 150 dolar. Şu an için Moto 360, yani Motorola'nın kendi sitesinde $150, Avrupa'dan alırsan €150 olarak geçiyor. Alırken tamamen özelleştirebiliyorsun. Tabii ki. Oradan seçiyorsun hani ne olsun ne olmasın, rengi ne olsun. Çünkü bizdeki gri ve yani yine gri diyebilir sanırım o kordonun rengini. Aynen. Gri rengini seçtik. Bunun komple siyahı da var. Bir de sonradan şu anda satın alınabilecek düzeyde altın rengi de bulunuyor. Altın renkli. Bunun dışında deri direkt hani şey değil. Ne diyorlar? Seçenek değil mi? Yok şey olarak diyorum. Sahte deri değil yani. Ha, gerçek deri. Aynen, direkt gerçek deri kullanılıyor. Hayvan derisi. Aynen. Maalesef. Bir de dediğim gibi metal seçeneği var. Hı hı. Ama şey değişmiyor. Hani dediğimiz gibi şu ekranın büyüklüğü değişmiyor. Aynen. Tamamdır. Fiyatından bahsettik. Dilerseniz biraz da yakından bakalım. Telefonumuzu tanımlayalım. Özellikleri nelermiş onlara bakalım. Evet, şimdi saatimize yakından bakmaya başlayalım. İlk açtığınız zaman o kısmı atladık biz. Sizden dil seçeneği istiyor arkadaşlar. Yani dilinizi seçin diyor. Orada Türkçe olmadığını belirtelim ki zaten. Aynen. Buradan da anlayabiliyoruz. Türkiye'de bu cihaz yok. Olsa zaten koymak zorundalar. Şimdi telefonla eşleştirmeyle başlayalım diyor. Şöyle kaydırıyorum. Orada da dediği gibi ilk başta kullanmak istediğiniz, yani eşleştirmek istediğiniz telefonda öncelikle Android Wear'ın uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Biz onu indirdik, evet. Zaten hali hazırda. Sonra diyor ki uygulamada bu kodu gir diyor. Şöyle yanaştır abi. Şöyle. Tamamdır. Şuradan Android Wear uygulamasını geliyoruz. Bluetooth'unuzu açmanız gerekiyor. Bluetooth'tan bağlanıyor. Bu arada Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanıyor. Aynen. Hemen şurada da görünüyor kendisi. Tıklıyoruz. Ha, şimdi de eşleştiriyor. Evet. Kodu verdi. Kodlar verdi. Okey dedik. Ve iki cihazımız da eşleşmiş oldu. Bu kadar kolay. Şu an kendisi uygulamalarını, yani telefondaki uygulamaları, kendisine uygun olanları update ediyor. Şeye göre daha kolay abi. Apple Watch'a göre daha kolaymış eşleştirme aşaması. O update'ini yaparken biz de biraz özelliklerinden bahsedelim ki hala yapmaya devam ediyor. Ekranın boyutu nedir abi? Ekranın boyutu 1.5 inç yuvarlak olarak bir ekranı var. Hı hı. LCD ekran teknolojisi kullanılıyor. Bunda 320'ye 290 piksel bir çözünürlük var. Ki gayet yeterli bu kadar küçük bir ekran için. Tabii ki fazlasıyla yetiyor. 220-205 ppi'da bir ekran yoğunluğu var. Peki yani. Abi şey sorayım. Ekran hani saat... Telefona göre bile bence çok daha çabuk çizilebilen bir şey. Koruma teknolojisi olarak ne kullanmışlar? Corning Gorilla Glass 3 var ve tamam, bu sebeple de hani şu an 4'e çıkmış olsa da hani bir saat için fazlasıyla darbelere karşı dayanıklı diyebiliriz. Tamamdır. Peki abi saat hani bütün gün kolumuzda olan bir alet. Elimizi yıkıyoruz, hani yeri geliyor. Suya dayanıklılık olayı nasıl bu saatte? Suya dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip. Bu da yarım metre ile 1 metre arasında, hani çok da abartmayacak şekilde yarım saat kadar bir koruma sağlıyor. Anladım. Hani en azından elimizi yıkarken herhangi bir şekilde çıkarmamıza gerek yok. İsterseniz duşta da çıkarmayabilirsiniz. Ama yani ben olsam hani bu saati duşa sokmazdım şahsen. Tabii çok da riskeye atmamak lazım yani. Sonuçta bunları daha yeni... ver abi o kadar da. Yani. Ağırlığı ne kadar? Ağırlığı 49 gram bir hafif bir ağırlığı var ama işte metal seçersen bu 124 grama kadar yükselebiliyor. Tamamdır. Bakıyorum abi şöyle, bizim senkronizasyon devam ediyor. O sırada istersen birazcık da işlemcisinden falan da bahsedelim. Tabii. TI OMAP 3 diye bir kendi işlemcisi var. Özel bir işlemci sanırım bu. Tabii saatlere yönelik bir işlemci. Hani gayet de kurtarabiliyor bu. Yani bir saat için ne kadar bir işlem yapabilir ki zaten şu an için. O yüzden rahatlıkla sizin işlemlerinizi görüyor. Aynı zamanda 512 MB'da bir RAM'i var. Bu da zaten şu an alt seviye telefonlarda bile bu RAM'i görüyoruz. Hı hı. Anca 1 GB yükselmeye başladı. Saat için de fazlasıyla yeterli. Tamamdır. Onun dışında Bluetooth 4.0'dan bahsettik. Şarjı sömürmeyen cinsten biri Bluetooth bu. Aynen. Başka nelerden bahsedebiliriz? 4 GB dahili hafızası var. Ondan bahsedebiliriz. Dahili hafıza ne işe yarıyor bunda? Dahili hafıza sonuçta telefondan kontrol ediyorsun saatimizi ama sonuçta uygulamaların da bunun içine yüklenmesi gerekiyor. Bu uygulamaların yüklenebilmesi için de bir 4 GB dahili hafıza koymuşlar. Bu da yine dediğim gibi bir saat olduğu için hani 4 GB hafızalı bir saatte fazlasıyla yeterli bir şey. Peki abi bunun içinde bir işletim sistemi olması lazım illaki. Tabii ki. Nedir işletim sistemi? Android'in saat işletim sistemi var. Android Wear var. Telefonla beraber 5.1.1 güncellemesini de aldı ve böylelikle Wi-Fi güncellemesi de almış oluyor. Yani daha doğrusu Wi-Fi desteği de almış oldu. Wi-Fi'yi nerede kullanıyoruz bu saatte? Wi-Fi desteği sonuçta biraz daha telefondan bağımsız yapılabilmek için eklenen bir özellik diyelim. Hı hı. Sana bildirimler geldiğinde normalde Bluetooth ile telefondan alıyordu. Ama telefon uzaktaysa bile bazı bildirimleri alabilmesi, kendi güncellemelerini yapabilmesi adına Wi-Fi'de eklenmiş oldu. Evet, eşleştirme işlemi bitti. Şöyle biraz kaydıralım. İkisini de kadraja alalım. Şimdi siyah ben sevmedim. Bunu bir değiştir abi. Tamamdır. Hemen tekrar açalım. Şöyle uzun basıyoruz. Ayarlar hemen aşağıda. Change Voice Face diyoruz. Buradan istediğimiz kadrajı seçebiliyoruz mesela. Ki hatta kendi içinde de mesela ayarlanabiliyor sanırım değil mi? Bak, tabii. Klasik var. Ayar düğmesine basalım. Şimdi mesela arka plan. Girdik. Koyu ya da açık. Seçiyorsun bunu. Sonra hı-hı. Sola doğru. Tamamdır. Mesela bu neymiş? Kordonun rengi. Kadran. Kadranın rengi aynen. Turkuaz olsun mesela. Aynen. Seçtim. Tamam. Sonra numara tipi. Aynen. İşte Roma rakamı şey mi? Roma olsun. Tarih olsun mu diyor. Olsun. Tamam bitti işimiz şimdi. Şöyle dönüyoruz. Bir geriye geliyor. Aynen. Şu anda böyle bu şekilde ayarlamış. Gayet güzel oldu ha. Ben yaptım diye söylemiyorum kardeşim. Gerçekten de güzel görünüyor. Bu arada turkuaz da şeymiş. Saniyeyi gösteriyormuş. Aynen. Şimdi en babaş özelliklerinden birisi şu. Okay Google. Buraya şimdi ne dersek diyelim Türkçe olarak da algılıyor. Bakalım algılayabilecek misin? Yes. Gayet düzgün algıladı. Tebrik ediyorum seni. Bunu ne yapıyor abi? Şimdi bunu söyledik. Şöyle bir durumu var bunda. Eğer bir komut verirsen işte mesela saat 8'e alarm kur dediğinde sana alarmını kuruyor. Telefonun alarmını mı kuruyor, kendi alarmını mı? Telefona da kendine de. Çünkü kendisi de titreşerek. Eğer kolunda yatmışsan ya da hani dışarıda için yapıyorsan veriyor. Eğer bir arama yapmak istiyorsan da bu şekilde arama yapmış oluyor. Peki diyelim şöyle bir arama yapalım şimdi. Açıyorum. Aynen. Okay Google. Webtekno. Şimdi anladım. Ne olacak abi bu? Şu işaret şöyle bu da açık dursun. Evet. Şöyle tıkladığında telefonda tarayıcıda Webtekno'yu açacak bize. Şu an basmakta biraz güçlük çekiyoruz. Bunun sebebi kolumuza takmadık saati. Şu an masanın üzerinde duruyor. Kollarken çok daha net algıladığını söylemeliyim. Aynen. Şimdi buradan telefona yönlendirdi. Buradan hiçbir şey yapamıyoruz. Onu söyleyelim. Şöyle bir şey var aslında. Kendisi yani başka bir uygulama olarak bunun içine web tarayıcı koymuşlar. Hı-hı. Ama tabii 1.5 inçte koca bir ekran yani olmadığı çok, için. Çok acil bir durum olmadıktan sonra kullanmanın bir amacı yok. Peki aynen. Abi WhatsApp'tan şimdilik sana bir deneme mesajı yolluyorum tamam mı? Tamamdır. Test yazdım yolladım sana. Telefona geldi. Şimdi de saate geldi. Açıyoruz. Aha da ben. Hemen yukarı kaldırdığımızda senin yazdığım şeyi görüyoruz. Şöyle geçtik mi hop. Bütün konuşmaları görebiliyoruz burada. Hı hı. Şurada da cevapla var. Cevapla. Sen de uzun bir şeyler söyle mesela. Abi akşam 8'de bilmem nerede buluşuyoruz gibisinden. Tamamdır. Abi akşam 8.30 gibi Agora'da buluşalım. Sadece Agora'yı orada anladı. Şu şekilde gönderiyor. Gönderdi. Ve şimdi benim telefonuma da geldi. Gayet güzel, gayet yani kullanışlı. Çok. Telefona hiç dokunmadan cevabını verdin abi. Peki başka aynen. Neler yapıyoruz saatle? Başka neler yapabiliriz? Şimdi saat arayüzlerini istediğimiz aynen. Gibi özelleştirebiliyoruz zaten. Burada da tüm uygulamaları görebiliyoruz. Şöyle size göstermiş olalım. Şöyle aşağı iniyorsun. Google Fit ile tamamen bir şeyi var. uyumluluğu var. Aynı zamanda kendi uygulaması da var. İşte adımlarınızı sayabiliyor daha doğrusu. Aynı zamanda sizin kalp ritminizi de ölçebiliyor. Hı-hı. Bu artık her saatte, yani akıllı saatlerde olan bir standart sistem oldu. Şöyle baktığımızda mesela hemen şurada gözümüze çarptı. Oyunda oynayabiliyoruz bu saatte. Tabii bu saatte oyun oynama keyfi ne kadar keyifli olur, orası da tabii ki ayrı bir soru. Şimdi Angry Birds'ün saate uyarlanmış versiyonu köşelere çarpmadan, ki çok zor. Hem burada da algılaması da zor olduğu için. Şöyle oynasam daha iyi olacak sana. Hop, çarpa çarpa ölür. Neyse abi, oynanacak bir oyun değil aslında. Aynen. Bir şey söylemeye gerek yok. Son kez deniyorum. Yoksa akıllı saat kırmak huy değil de. Çıktım, tamam. Şu şekilde hemen çıkıyoruz. Tamamdır. Yine saat arayüzümüze geldik. Biz menümüze geri dönelim. Burada ajandamız var. Hı-hı. Ajandamızdan işte neler varsa, doğum günleridir, işte kendi planlarıdır, onlara bakabiliyorsun. Hı-hı. Şöyle hemen kapatalım. Geri dönelim menümüze. Aynı zamanda menüden bir tık yana gittiğimizde de kişileri görebiliyoruz burada. Hı-hı. Buradan kişiye, mesela kendime tıklayayım. Buradan hani şu an numara kayıtlı olmadığı için görünmüyor ama e-mail diyor. Aynı zamanda Hı-hı. arama varsa arama ve peki, mesaj atma. Aramayı nereden yapıyoruz? Aramayı şey gibi, Apple Watch'taki gibi şey yapamıyor. Kendisi yapamıyor yani. Hı. Dahili mikrofonu var ama konuşmayı telefona aktarıyor ya da Bluetooth kulaklık kullanıyor. Muhtemelen dahili hoparlörü olsa zaten öyle bir özelliği de olurdu ki tabii dahili ki bir hoparlörü yok bunun. Yok, sadece iki tane bir mikrofonu var. Hı hı. Tekrar açalım. Tekrar menümüze dönelim. Şuradan aşağı iniyoruz. Mesela flashlight demiş. Tıkladığımızda komple burası yok bu. Ha. Kendi şey yani, o sırada saatin bir şey araman gerekiyordur. Mesela bak, İş Bankası'ndan bir mail gelmiş. Şu şekilde direkt de gönderebiliyoruz. Tekrar tamam, geri gelelim. Aşağılara inelim. İşte mesela burada gösterdiği gibi Foursquare'la uyumluluğu var. Hı hı. Biri check-in yaptığında yani bütün bildirimlerin sana gelebiliyor. Maps'e nasıl bir uyumluluğu var? Açalım. Direkt herkes görmüş olur. Şu an biraz geç yüklenmesi olabilir tabii, internet hızına bağlı göre değişecek. Senin buradaki konumunu gösteriyor. Hı. Aynı zamanda gitmen gereken bir yere olursa şuradan rotamızı seçemedik. Bir saniye, şöyle biraz daha rahat tutalım. Mesela etrafta ne var? Neler varsa onları gösteriyor bize. Hı hı. Aynı zamanda buradan navigasyon özelliğini de kullanabiliyoruz. Şu şekilde yakınlaştırma, aynı şekilde şöyle çok da zor olsa da bu şekilde yakınlaştırma yapabiliyoruz. Yani hı hı. Kısa bir şekilde anlatmak gerekirse Google haritalardaki özellikleri saatten de küçük ekranda olsa da kullanabiliyoruz. Anladım. Yine çok darda kalınca kullanılabilecek. Yani tabii telefon yanınızda olacak zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Bluetooth bağlantısı koptuğunda bunların birçoğunu yapamıyorsun. Eğer Wi-Fi'ye, herhangi bir Wi-Fi'ye bağlı değilsen. Tamamdır. Find My Phone klasik telefonu öttürüyor. Aynen. Çok da detaylı hani değinmeye gerek yok. O sırada telefonunuzu arayacağınız zaman saatiniz kolunda olduğu için hemen Hı-hı. tıklayıp nerede olduğunu bulabilirsiniz. Aynen öyle. Hep bunlar sağlıkla ilgili. Aynen. İşte ne kadar kalori yaktın, kaç adım adım attın gibi detaylar. Ne kadar yürüdün. Play Music, telefondaki müziği oynatmak Aynen. için, yönetmek için, işte durdur, sesi arttır vesaire. Şu şekilde hemen göstermiş de olalım. Play on Wear özelliği var. O nedir? Şu an müziğiniz yok diyor. Şöyle bir artısı var. Bluetooth kulaklığınız varsa eğer 4 GB dahili hafızasına birkaç müzik ekleyerek saatinizde hani 2-3 şarkı koyarsanız en sevdiklerinizi Play on Wear dediğinizde direkt Bluetooth kulaklığınıza aktararak Anladım. O zaman telefondan da bağımsızlaşmış Aynen. oluyor. Tamamdır. Başka hemen şöyle menüde neler var? Dikkat çekici, onlara da bakalım. PayPal var. PayPal, standart PayPal. Ayarlar. Hı-hı. Stopwatch nedir abi? Stopwatch da direkt senin hani koşu falan zamanlaman, kronometre diyeyim. Türkçesi direkt kronometre oluyor. Aynen, tamamdır. Bu tarz detayları var. Şu an çok fazla uygulama yüklü olmadığı için hani çok da büyük bir ekstralarını gösteremiyoruz ama şuradan direkt ekstradan göstermiş olalım. Android Wear'a girdiğimizde buradaki şeylerden, uygulamalardan. Yani, aynen. Android Wear'a özel uygulamalardan istediğiniz uygulamayı, işinize yarayacak uygulamaları indirerek saatinizi biraz daha efektif kullanabilirsiniz. Tamamdır. Burada zaten yüklü olan, hani işinize yarayabilecek, daha doğrusu uygun olan şeyleri gösteriyor. Tamamdır. Şimdi o zaman başka ne kaldı abi? Şeyi de göstermek istiyorum. Bu ekranın parlaklığı, bak o benim hoşuma gitti. Şurada tiyatro modu değil de neredeydi o? Bir saniye. Aynen. Şöyle gelelim. Brightness Boost diye bir seçenek var. Bunu açıyorsun. Ekran cayırlamaya başlıyor. Şu an parlaklığı zaten fark etmişsinizdir. Bayağı kesinlikle parladı ama tabii ki de bu da pil ömrünü üzer biraz. Ya o zaten anlık bir şey. Şöyle bir için düşünmüşler. Şimdi zaten aşırı yüksek olursa her zaman pil ömrü dediğin gibi kötü olacak. Dışarıdasın, aşırı ışıklı bir yerdesin, saatin okunmuyor diyelim. O brightness modu aktif ederek bir kapanana kadar saat, o sırada daha canlı bir görüntü sana sunmuş oluyor. Tamamdır abi. Hazır pilden laf açılmışken sorayım. Pili ne kadar gidiyor? 320 mAh bir pili var. Bu pilde sizin açıkçası rahat bir şekilde günü kurtarmanızı sağlıyor. Ama şöyle bir şey var artık. Bu da akıllı saat ve işte içinde ekstra bir uygulamalar falan, işletim sistemi olduğu için her akşam şarja takmanız gereken bir saatiniz oluyor. Tamamdır. Yani günü kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Ama ikinci güne kalması, yani en azından ben kalamadım diyeyim. Peki abi, diyelim benim düşük Android modelli telefonum mesela var. Yani gerçi o da vesaire çok eski oluyor da. Ya hani düşük diyelim. Ne kadar destekliyor? Ne olması lazım? Şöyle bir şey gerekiyor. Android 4.3 ve üzeri bir işletim sistemine sahip, telefonla uyumlu çalışabiliyor. Eğer 4.3'ten daha öncesi sahip bir telefonunuz varsa maalesef uyumlu bir şekilde kullanamıyorsunuz. Daha doğrusu hani o telefonla eşleyemiyorsunuz maalesef. Neyse abi, saat güzel. Yani hani eğer alabiliyorsanız Android saatler içinde, hani son sözlerimize de yavaş yavaş gelmiş olalım, alınabilecek ve harbiden saat görünümüne en yakın akıllı saatlerden birisi. Aynen. Bunun üzerine zaten bir saat görünümüne yakın diyebileceğimiz LG G Watch R var. Direkt tam ekran, hatta onun da tam yuvarlak bir ekranı var. Bir de LG Watch Urbane geldi. Urban modeli ve bunu saymazsak bu da, yani üçü sadece yuvarlak ekrana sahip bir saat ve bu tabii onların ağababaları. Tabii bu en eskileri arasındaki. Şöyle özellikleri falan zaten onları da hiç söylemedim. Şöyle çevirdiğin zaman açılma vesaire gibi özellikler. O zaten yeni güncellemesiyle geldi. Hani bildirim olduğunda tek tek parmakla uğraşmak yerine kolunu çevirerek sallıyorsunuz. Bildirimler arasında geçiş yapıyor ki bu sensörleri de buraya zaten boşuna koymamışlar. Aynen öyle. Evet, Moto 360 bu şekilde. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yorum atmayı unutmayın. Ayrıca da videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Var mı söylemek istediğim son bir şeyler? Ekstra bir şey yok artık. Hani bütün özelliklerini söylemiş olduk artık. Aynen öyle. Diğer türlü arkadaşların kararına kalacak alıp almamak. Yine Avrupa'dan getirmeleri gerektirse de. Aynen öyle. Bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.